InvestAza yatırımdan herkese merhaba. Seçimi geride bıraktık. Ekonomi yönetiminde yeni isimleri takip ediyoruz. Tabi bu kapsamda özellikle yatırımcılar tarafında da borsada yön tarafı olur, hangi fiyat seviyeleri takip edilir soruları biraz daha ön plana çıkmış durumda. Baktığımız zaman özellikle Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi ve akabinde seçim belirsizliğinin biraz daha fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu bir dönemi takip ettik. Özellikle yılbaşından seçim sürecine kadar olan periyotta. Tabi bu kapsamda dolayısıyla biraz daha endeks tarafında özellikle Bistüs tarafında aşağı trendin hakim olduğu fiyatlamalar söz konusuydu. Ancak seçimi geride bıraktıktan sonraki süreçte özellikle 28 Mayıs tarihinden itibaren yukarı yönlü sert yükselişler izleyen bir Bistüs endeksiyle karşı karşıya kaldık. Keza bu hafta başında da 5730 seviyesinin üzerine test etti bir stüzde endeksi. Burada tabii yeni gelen isimler ve yeni gelen isimlerle beraber ortodoks politikalara dönüş ihtimalinin güçlenmesi ve tabii ki seçim belirsizliğinin ortadan kalkması etkili olan temel faktörler arasındaydı. Diğer yandan baktığımız zaman her ne kadar 5730 seviyesini test etmiş olan bir BIST endeksinden bahsetsek de hafta başında ee, haftanın ortasına geldiğimizde biraz daha e, satışların özellikle dün %3'e yakın bir düşüş e, yaşanan BIST stüdyo karşılaşmıştık. Burada bakıldığında özellikle e, bu hafta ve devam eden hafta özelinde değerlendirirsek eğer malum önümüzdeki hafta Merkez Bankası'ndan ki yeni isimlerden bahsettik. Merkez Bankası'nda e, da bir değişiklik söz konusu olmuştu. Yeni gelen e, Gaye Erkan ne yönde bir aksiyon alacak özellikle faizler tarafında sert e, Aksiyon alınması artış yönde sert aksiyon alınması gündemde olduğu bir ortamda e, Endeks tarafında baskılanmanın biraz daha Ön plana çıkma olasılığı söz konusu olabilir e, Nitekim dünkü satışlarda bu kapsamda e, Öncü Niteliğinde Sayılabilir diğer taraftan e, baktığımız zaman özellikle bayram e, Yaklaşmakta burada bayram haftasında yaşanacak uzun tatil, diğer taraftan satışlar üzerinde yine etkili olacak bir diğer faktör. Tabi bunun yanı sıra yükselen mevduat faizlerini takip ediyoruz. CDS'ler hala görece yüksek. Bunlar da diğer taraftan endeks üzerinde satış baskısı yaratabilecek diğer faktörler olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra özellikle dünkü fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde %3'e yakın bir düşüşten bahsettik. Ancak her halükarda ilk etapta 5400 seviyesi burada bizim için önemli desteklerden bir tanesi. Bu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Burada özellikle 5500 seviyesi psikolojik e, direnç e, olarak ilk etapta ta takip edilebilir. Diğer taraftan özellikle daha yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 5600 seviyesi bizim için güçlü direnç noktalarından bir tanesi. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar e, gerçekleşmesi durumunda 5700 5750 bandı bir sonraki direnç bölgemiz olacaktır. Özellikle biraz daha orta vadeli bakarsak eğer belki yılın 3. çeyreğinin sonlarına doğru 6000 6300 seviyelerine giden bir bist ile karşı karşıya kalabilir. Diğer taraftan biraz daha satış baskısı kısa vadede söz konusu olabilir. Teknik açıdan da seçim sonrası hızlı ve sert yükselişlerin beraberinde gepli açılışları da takip etmiştik. Teknik açıdan buradaki gepleri kapatmaya yönelik fiyatlamalar ifade ettiğimiz gibi az önce de faiz artışına yönelik gelecek aksiyonlar, uzun bayram tatili ve CDS'ler tarafındaki yükseliş, diğer taraftan mevduat faizlerindeki yüksek seyir endeks tarafında olası aşağı yönlü hareketleri tetiklemesi durumunda. Böyle bir durumda özellikle İlk etapta 5400 seviyesi, bu seviyenin altında 5000 seviyesi bizim için psikolojik destek konumunda. Daha aşağıda 4900 seviyesi hem 50 günlük üstel hareketli ortalamasına denk gelmesi hem Bollinger orta çeneye denk gelmesi açısından güçlü destek konumunda olarak takip edilecek bir diğer seviyemiz. Bu seviyenin kırılması durumunda ise daha aşağıda özellikle 4700 4500 bandı bizim için takip edilecek bir sonraki destek bölgesi olarak öne çıkmakta. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.